Şimdi üçüncü bölüme geçiyoruz. Bir önceki modülümüzde Product Manager sınıfını iProduct Service interfaceinden inherit ettik. Buradaki amacımız bir tane temel bir interfaceimiz olsun. Hem BRL katmanı hem de servis katmanı bu interfaceyi kullansın diyeydi. Sonra buraya dikkat arkadaşlar tekrardan. Product Manager sınıfında bir constructor oluşturduk. Constructor bizden ne istiyor? Bir dal istiyor. Ama nasıl bir dal? iProduct dal. Yani interface istiyor. Dolayısıyla ben buraya artık istersem Entity Framework, istersem Enhibernate verebilirim. Hemfikir değil mi bu konuda? Bu da benim veri erişim katmanına beni veri erişim katmanından bağımsızlaştıracak. Yani ben yarın öbür gün Enhibernate'e geçtiğim zaman burayı kodlamam yeterli. Başka hiçbir yere bir dokunmama gerek yok. Sadece bağımlılıkların ayarları dışında. O zaman burasının da bittiğini varsayalım. Bitti burası da. Sıra geldi servis katmanına. WCF Service Library'i açın arkadaşlar. WCF Library. Evet, buraya da bir klasör koyalım. Bu da konkret olsun. İhtiyaç olursa abstract'ı koyarız arkadaşlar. Konkret olsun. Şimdilik yok olmadığını bildiğim için koymadım. Şimdi konkret üzerinde sağ tıklayalım ve add new class diyelim. Sınıfımızın ismi product service. Bunun da isimlendirme standardı bu arkadaşlar. Bizim için. Evet, tamam mıyız arkadaşlar? Tamam mıyız? Add diyoruz. Bu arkadaşımı public'e çekiyorum. Bu kimden inherit edilecek? Servisten. Yine iProduct Service'ten değil mi arkadaşlar? Bu da iProduct Service'ten inherit edilsin. Ve implementasyonunu yapsın. Bu arkadaşımız product'ı bilmediği için onu referans edelim. Yine isterseniz sıfırdan bir daha verirsek şimdi düzelir. Evet. Şu görüntüyü almanız gerekiyor. Tamam mıyız? Bu product'ı bilmediği için problemli geldi. Ondan dolayı. Tamam. Murat Bey. Product'ı refere edebilirseniz sonra silin yeniden yapın. Yani içini silin böyle. Bir daha implement ederseniz düzelir. Oldu mu? Arkadaşlar bu kiminle iletişim kuracak? Yani bu kimdeki bilgileri? Tahtaya bakın. Tahtada ne yapmıştık? Dal, BLL ve servis layer diye alt alta kodlamıştık değil mi? BLL daldan alacak. Servis layer kimden alacak? BLL'den. O zaman bu adam da BLL'e bağımlılık oluşturacak. Size bir bilgi arkadaşlar, servis uygulamalarında constructor bloğu olmaz. Bu bir SOA standardı. Yani hiçbir servis sınıfının constructor'ı olamaz. O yüzden bizim bunu daha sonra ezmemiz gerekiyor. Fakat şimdi yapmayacağız onu. Buraya product BLL diyelim hemen. Product özür diliyorum, manager. Manager diyelim. Alt tire product manager. Alt tire product manager is new product manager. Onu refer edelim. Burada yapmamız gereken tek şey, hatta buraya gelin. Şuraya kadar gelin bakalım. Bir yapalım ondan sonra. Şunu yazdınız mı arkadaşlar?
referansını yaptınız mı? Evet, bunun altı niye kırmızı? Niye altı kırmızı? Parametre istiyor. Ne istiyor? Product Manager benden bakın. Şöyle bakın arkadaşlar. Türü ne? Yani ne verirse oraya yazacak. Burada hayır bakın şurada. Şurada yazıyor. Yani diyor ki manager diyor ki benim hangi dalla çalışacağımı bana söyle. iProduct dal direkt iProduct dal yazamam bu interface. Buraya şunu yazacaksın. New EF product dal. EF'i de çözümleyin. Şimdi anladınız mı arkadaşlar buradaki yapıyı? Yani dolayısıyla BLL şu an kimle çalışır? Entity Framework ile çalışır. Bu olay anlaşılıyor mu? Yok. Şöyle. Burada bizim Product Manager'da Entity Framework ile Entity Framework çalışarak BLL'in çalışacağını söylüyorsunuz. Dikkat edin Product Manager'a. Product Manager diyor ki Constructor'ında ben diyor hangi dal ile çalışacağım. Dolayısıyla siz Product Manager'ı ilk kurduğunuz zaman onun Constructor'ında hangi teknolojiyle çalışacağınızı belirtmeniz lazım. Yoksa nereden bilsin hangi teknolojiyle çalışacağını? Doğru mu? Yani burası sadece hangi teknolojiyle çalışacağını belirttiğiniz yer. Aslına bakarsanız biz burayı daha sonra set edeceğiz. Yani burada da bunu yazmayacağız. Bunun bir yeri var. Buraya not edeyim. Instance Provider deniyor bu arkadaşa. Normalde bunu da yazmayacağız. Evet, burada yapmanız gereken tek şey alt tire product manager nokta get all return. Return alt tire product manager nokta get product id. Burada return alt tire product manager nokta add product. Tabii return yok. Burada alt tire product manager nokta delete. Burada ise alt tire product manager nokta update. Yani burada yazdığımız kod bir entity framework kodu hiçbir şekilde yok. Sadece burada bir bağımlılık var. O bağımlılığı aslında bakarsanız constructor ile ezmemiz gerekiyor. Yani constructor halinde getirmemiz gerekiyor. Ama onda da WTF'in biraz derinlerine inmemiz ve instance provider Google'dan arayabilirsiniz. Bir instance provider yazmamız gerekiyor bu iş için. Ben onu şu an için et geçmek istiyorum. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Yani biz direkt olarak iş katmanını servis olarak yayına çıkarsak olmaz mı? Aslına bakarsanız olur. Yani bunu kullanan da birçok kurum var. Yani iş katmanını direkt olarak servis gibi yayına çıkarıyor. Ama ben orada şundan şu seviyede bir kodlama yaptığımız zaman ona karşıyım. Şundan dolayı yarın öbür gün WTF kodları yani WTF değişebilir. Yani WTF yerine farklı bir teknolojiye geçebilirsiniz. Ondan dolayı. Fakat bu çeşitli teknikler var. Aspect Oriented Programming gibi. Yani kod enjeksiyonu yapabiliyorsanız o zaman servis katmanına gerek yok aslında.
Ama şu anki yapıda biz veri erişim katmanını, iş katmanını, servis katmanını, yayınını ve user interface'lerini devreye geçirmiş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi WCF eğitimini aldınız. Temel anlamda bir sınıfı WCF servisi olarak yayına çıkarmak için yapmamız gereken bir iki aksiyon var. Bunlardan bir tanesi, interface'ler katmanına gider misiniz arkadaşlar? Orada iProduct servis var. iProduct servisin üzerine ne yazmamız lazım arkadaşlar? Şunu gördünüz değil mi? Servis kontrat yazmanız gerekiyor. Evet, bu servis, bu interface'in servis olarak, yani servis kontratı olarak hizmete sunulacağı anlamına geliyor. Bunları da operation kontrat ile, bunlar da bu şekilde hizmete açılacak diyorsunuz. Operation kontrat. Evet, tamam mıyız? Operation kontrat olarak yayına çıkardık. Tamam. Tamam. Şimdilik bu yeterli. Data kontrolleri falan var da onları şimdilik geçiyorum. Evet, şimdi bunu artık yayına çıkarabiliriz, değil mi? Tahtaya baktığımız zaman veri erişim katmanını yaptık, iş katmanını yaptık, servis katmanını yaptık, entity'si yaptık, interface'leri yaptık ama servisi yayına çıkarmadık. Servisi yayına çıkarmak için WCF IESOS diye bir uygulama geliştirmiştik. Onunla yayına çıkardık değil mi arkadaşlar? Evet. Servisi burada tek tek SVC dosyaları oluşturabiliyorsunuz. Bu bizim servis dosyamız. Fakat ben onu kullanmak istemiyorum. Bu biraz ilkel bir yöntem. Yani çok fazla servis olduğu zaman o dosyalar bayağı bir artar. Onun yerine herkes o SVC dosyasını silin arkadaşlar. Webconf'ye gelin. Geldi mi herkes? Webconf'te modules run all service hosting environment'ı gördüm herkes. Evet, bunun içerisine servislerimizi set edeceğiz. Yani tek tek SVC dosyası oluşturmak yerine bunu yapacağız. Yani şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. O satırın sonuna gidiyorsunuz. Satır direkt kapanmış ya. Şunu şöyle silin. Kapanışını şöyle silin. Sildi mi herkes? Kapanışını. Siz kapatın. Şimdi sadece elle kapatın. Yani şöyle büyüktür işaretiyle. Sonra enter. Anlatabildim mi? Oldu mu bu olay? Bunun da bir tane içine service activations. Buraya hızlıca o SVC dosyalarını oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar biraz daha WCF'in dip konuları. Ama hani bir kurumsal projede bunlar önemli. Diyorsun ki bir tane servis ekle. Servisim nerede? Northwind nokta WCF servis library'nin altında, onun da altında, concrete'in altında
Product Service'ti. Öyle hatırlıyorum yolunu. Adresi de bu olsun. Şöyle ben altı atayım. Şu şudur arkadaşlar. Nerede duruyor mouse şu an? Hop. Çektim. Evet, bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Şu adresteki servisi product.svc adı altında yayına çıkar demek. Evet, tekrarlıyorum arkadaşlar. Bu şu demek. Bizim product servisi, bu bir servis değil mi? WCS servisi. Bunu product.svc olarak yayına çıkar. Evet, yayın işlemini de bitirmiş olduk arkadaşlar. İsterseniz bir yayına geçmiş mi kontrol edelim mi? Product IIS host'u sağ tıklayın. Set a startup proje deyin. Bundan başlasın şimdilik. IIS host'u ve uygulamamızı bu şekilde çalıştıralım. Gelen mesaja okey diyoruz tabii ki. Herhangi bir hata yapmadıysak yayında olması gerekiyor. Evet. Yok değil mi çünkü burada? Product.svc yazalım arkadaşlar. Evet, şöyle bir hata aldık. Evet, diyor ki ben bu adresi bulamadım. Yani ben Northwind WCS Service Live Concrete Product Service diye bir şey bulamadım diyor. Sizde de aynı şekilde mi? Bu, muhtemelen biz bu ismi yanlış yazdık. Adresi yanlış yazdık arkadaşlar. Sadece izleyin. WCS Service değil WCS Library'ymiş. Aslında en doğrusu buradan almak. Yani o arada servis varmış ya, o servis olmayacak yani. WCF Library. Adresini yanlış yazmışız yani. İyi yaşın. WCF Library. WCF Northwind WCF Library Concrete Product Service. Hala bulamadım diyor. Ben bakmak istiyorum. Northwind WCF Library Product Service. Aslında bulabiliyor olması lazım. Şundan dolayı. Çok normal arkadaşlar. Yine aynı hatayı aldınız değil mi? Tamam. Yine de aldınız. Bunun nedeni arkadaşlar çok normal aslında. Şu an IIS host WCF Library göremiyor. Referans eksik. Ama web config olduğu için de şey bilmiyor bunu. Resharper bilmiyor. Ondan dolayı bunu getiremedik. O yüzden IIS host üzerinde sağ tıklayıp IIS host üzerinde sağ tıklayıp ne diyeceğiz? Add referans. Solution'a gideceksiniz. Projects'in altında. Kime ekleyeceğiz arkadaşlar? WCF Library. WCF Library'i seçip şöyle OK butonuna bastığınız zaman projeyi çalıştırdığınız zaman artık bütün referanslar oluşmuş olacak diyecektim. Bir hata var.
Sizde var mı arkadaşlar? Bende yok. Tamam. Ben eksik yazmışım ondan. Şimdi artık product.svc'nin gelmesi lazım. Evet geldi. Olay bu. İskeleti oluşturduktan sonra artık proje çok rahatlar arkadaşlar. Sizin çalıştı mı? Evet, yardım edin. Herkes yayında değil mi arkadaşlar? Tamam, devam edebiliriz o zaman. Şimdi ne kaldı sırada? Bir bakın, bana yardım edin. Değil mi? MVC kaldı. Yani MVC'de göstereceğiz biz bunları. Bu olay kaldı. Şimdi MVC dediğimiz olay Microsoft'un yeni nesil web uygulama web geliştirme, web uygulamaları geliştirme platformudur. Peki nasıl çalışır? Şöyle ki arkadaşlar, niye daha doğrusu Microsoft böyle bir platforma ihtiyaç duydu? Şundan dolayı denildi ki yani web formlar biraz uygulama geliştirme anlamında ilk etapta kolayken kolay geliştiriliyor. Yani koyuyorsunuz geliyor, butonu koyuyorsunuz, listeliyorsunuz. Bu anlamda kolayken bir müddet sonra web formların yapısı gereği object oriented programlama tekniklerini ne yazık ki uygulamakta zorlanıyorsunuz. Ha, uygulayamaz mıyız? Uygulayabiliriz ama zorlanıyoruz. Bunun dışında klasik web uygulamalarına göre işte PHP gibi JSP gibi alternatiflerine göre nispeten yavaş olduğu konusunda da bir şey vardır. Genel bir bilgi vardır. Bunun nedeni de işte web formlarda view state dediğimiz bir olay vardır. O view state'lerden kaynaklı bir durum ne yazık ki var. Tabii temel nedenlerinden bir tanesi. Hepsi değil de. Temel nedenlerinden bir tanesi o. İşte bununla beraber Microsoft MVC dediğimiz bir deseni kendi üzerinde framework haline getirerek hayatımıza geçirdi. Yani MVC dediğimiz olay Microsoft'a özgü bir şey değil bu arada. MVC dediğimiz desen yanlış hatırlamıyorsam 70'li yıllara dayanan NASA tarafından kullanılan bir desendir aslında. Ama desen bizim kullanacağımız kısım ise Microsoft'un bunu framework haline getirdiği, yani kolaylaştırdığı, implementasyonunu basitleştirdiği diyelim bir altyapı haline getirmiştir. MVC dediğimiz olayı aslına bakarsanız user interface'in katmanlı yapısı gibi düşünebilirsiniz. Yani son kullanıcı tarafında yapılan bir katmanlı yapıdır aslında. Son kullanıcı arayüzü tarafında yapılan bir arayüz. Dolayısıyla bizim mimarimizde bir tane ne vardı? Web UI vardı değil mi? Şöyle bir asp.net MVC Web UI gibi bir şeyimiz var bizim. Biz bu MVC ile ne yapıyoruz aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Yazılımımızı temel anlamda user interface'i yani web projemizi üçe bölüyoruz. Bunlardan bir tanesi M, bir tanesi V, bir tanesi de C harfine karşılık geliyor. M harfi dediğimiz şey model, V harfi dediğimiz şey view, C harfi dediğimiz şey ise controller olarak karşımıza çıkacak. Model view controller. Peki ne demek bu? Arkadaşlar siz URL ile istekte bulunacaksınız ilk etapta. HTTP nereye gidelim? Yazılımdevi.com'a gidelim. Yazılımdevi.com/ mesela işte product altında mesela index gibi bir adrese gideceksin. MVC'nin temel adres standardı budur. Siz hani bunları daha önce hani görmediğinizi varsayarak gidelim. Normalde hani bir katmanlı mimaride user interface'ler çok farklı olabilir. Buradaki MVC'nin çalışma mantığı şu arkadaşlar. Siz şurada şu adresi yazdığınız zaman temel anlamda bakın temelini söylüyorum yoksa bu değiştirilebiliyor.
Product dediğimiz şey, controller dediğimiz katmana gidiyor. Controller adı üstünde, kumanda noktası. Tamam mı? Kumanda noktası. Controller. Buraya yazdığınız değer ise controller'ın içerisinde metotlar oluyor. Diyor ki controller'ın hangi metodu? Aksiyon diyoruz biz ona. Hangi aksiyon arkadaşlar? Index aksiyonu. Yani kısacası gelen ilk istek product controller'ının aksiyonu tarafından yorumlanıyor. Daha sonra bu aksiyon vasıtasıyla genel olarak, her zaman değil ama genel olarak bir sayfaya yönlendirme, yani bir görüntüye yönlendirme yapılıyor. Görüntü dediğimiz kısım ise, burası nasıl C# koduysa sıkıyorum. Burası C# koduysa, burası da çeşitli sintaksları var. Biz Razer diyelim. Mesela Razer gibi bir tane görüntü. Aslında bildiğiniz HTML görüntüsü de kolay, biraz daha sintaksı eklentileri var. Yani HTML sayfası gibi düşünün. Tamam mı? View'u. Kısacası istek controller'a geldi. Controller index aksiyonu vasıtasıyla ortaya hayata bir view'u geçiriyor. Bu view'un içerisinde de model dediğimiz bir şey var. Onu daha sonra anlatacağım. Bizim kullandığımız nesnelere karşılık geliyor. O zaman MVC Web UI'ye açın arkadaşlar. Bakın burayı net bir şekilde anlayalım. Burada çok işimiz var. Hepsini tek tek yapacağız. Evet, klasörleri görüyor mu herkes arkadaşlar? Model, View ve Controller. Hemfikir miyiz? Evet. Şimdi basit tek tek mantığını sindire sindire anlatacağım size. Hiç controller var mı? Herhangi bir controller? Yok değil mi? Sağ tıklıyorum. Add. Controller diyorum. Sağ tıklıyorum. Add controller diyorum. Controller'ın sonunda controller bir standart zaten. İsmi ne olsun arkadaşlar? Product dedim değil mi? Product controller. Kumanda noktasını oluşturdum. Okey dedim. İçinde nasıl bir aksiyon var arkadaşlar? Index denilen bir aksiyon var. İndeks denilen bir aksiyon var. Şimdi sizden istediğim şey, controller'ı anlayalım. Buraya string yazın arkadaşlar. Buraya da return şöyle controller'dan merhaba diyelim. Sıra yapıyoruz. Bir tane de bırakacağım. Evet, controller'dan merhaba dedim herkes. Arkadaşlar şimdi web UI'yı başlangıç projesi haline getirin. Sete startup proje. Ki ondan çalışsın. Şimdi MVC'nin yapısını anlayalım bakalım. Çalıştırın sonra işiniz bitince. Evet. Sonra çalıştırın. Oldu mu? Bu hatayı aldınız mı? Tamam. Niye? Çünkü default gittiği bir yer var ondan. Buraya hangi controller arkadaşlar? Product. O kadar yazıyorsunuz. Slash. Hangi aksiyon? Index. Yazın arkadaşlar. Product slash index. Enter. Tamam mı? Bu kadar. Sayfa falan yok. Sayfa falan yok. Niye oluşturuyor? Bakın hemen. Bu önemli. View source diyeyim. Hiçbir şey.
Tamam? Bu web fonts'ta olsaydı view state'lerle dolardı değil mi? Dolardı. Şimdiden dolardı. Evet. Çok basit bir şey. Pur bir yapı oluşturuyor. Evet, bakın ben burada bunu dediğim için. Demek ki ben yeni aksiyon ekleyebilir miyim? Bakın. Ekleyelim. Public string. Buna da getir diyelim. Hadi kırmayalım sizi. Return. Ürünler getirildi. Bu sefer product getir demem yeterli değil mi? Bu kadar. Bir şey falan görmeyecek değil mi? Efendim? Web formları mesela işte JavaScript kursalarını yazın JavaScript kursalarını görebiliyorsunuz. Belki tamam benim söylediğim. Evet. Bunda da görürsünüz ama şu an sayfa kaynağımda aksiyon hayata geçirildi ya bakın. Bu kontrollerin bu aksiyonu. Bu aksiyon da şey döndürüyor zaten. String döndürüyor. JavaScript yok ki burada. Ondan dolayı. Hayır, JavaScript'in hayatını tutmanı görebilecek mi? Mesela MVC projelerinde de yani. Doğru mu? Yani web formundaki JavaScript'i yazıyor. Bunu da yazılmadan görebilecek mi? Tabii. Hayır, tabii, yani. Tabii. O onunla alakalı bir şey değil. Ama patronu yazarsak görebilecek mi? Tabii. O ayrı. Silin arkadaşlar. Getiri silin. Lazım değil ona. O. Şimdi olayı değiştirin. MVC'nin C harfini herkes anladı mı? Temel anlamda. C harfi ne o zaman? İsteğin ilk etapta karşılandığı yer. Tamam. MVC'de yani User Interface'de isteği karşılayan C harfi. Herhalde bunda hemfikiriz. Şimdi hangi harfe gidelim? V harfine. View. Return. İndeksi değiştiriyorum arkadaşlar. View diyelim. View method'un kimliği bir view method. Evet. Söyleyeceğim şimdi. Burada ne demek arkadaşlar biliyor musun? View result dediğimiz şey şu isimde oluşturulacak bir view'dur. Yani siz return view dediğiniz zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Bu isimde bir tane görüntü arıyor. Ama görüntü yok. O yüzden kırmızı. Hemfikir mi herkes? Hemen sol taraftan resharper'la Create Razor View Index deyin arkadaşlar. Index. Enter'la ortaya kadar gelebilirsiniz. Tamam, şuraya böyle bir şey yap. Şimdi arkadaşlar ne yaptı bu? Biz view oluşturduk değil mi? Herkes yazmayı bırakabilir mi? Controller'da herkes hemfikir mi? View'a dikkat edin. Bu, siz hani view oluştur dediniz ya. Klasör oluşturmuş. İsmi ne? Product. Bu nereden geliyor? Yani
her controller'ın view'larını kendi klasörüne koyuyor. Yani yeni bir klasör oluşturuyor her controller için. İçine girin. Ne oluşturmuş? Index HTML, CS HTML oluşturmuş. Yani aksiyonla aynı isimde bir tane view oluşturmuş. O da bu zaten. Yani ne olacak şimdi arkadaşlar biliyor musunuz? Herkes bir beraber bakabilir mi? Ben buraya product index yazdım ya. Bunu yazdığım anda herkes baksın. Girdi mi devreye? Buraya geldi. Return view. Hemen ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? View klasörüne gidiyor. Orada hangi klasörü arıyor? Bunun aynı. Hangi view arıyor? Index. Ve onu hayata geçiriyor. Bakın geldi return view. Gitti. Hop. Tamam. Controller içerisinde ben view'u çağırdım. View'da hangi view olduğunu isimlendirme standardı var yani. Bir daha bakın arkadaşlar tekrarlıyorum. Sen controller'a istekte bulundun. Hangi aksiyonuna? Index. Index aksiyonu da bir view'u ayağa kaldırıyordu. Hemen view'lar klasörüne gidiyor. Orada hangi klasörü arıyor? Şununla aynı isimde olanı arıyor. Orada hangi aksiyonu? Bunu çağırıyor. Tamam mıyız? Bir problem yok değil mi? Her şey yolunda. Dolayısıyla index aksiyonunun view'u çalıştı diyor. Bu da güzel. Bunu da ayağa kaldırdım. Şuraya gelelim. Şimdi herkes product'ın içindeki indeksi silsin arkadaşlar. Index CSS HTML'i yani. View'u silin. View'u silelim. Şimdi ben istiyorum ki arkadaşlar, istiyorum ki o index view'u açıldığı zaman tüm ürünler listelensin. Böyle bir şey istiyorum. Dolayısıyla bu arkadaşımın kime bağlanması lazım? Ondan da daha önce BLL'e ya da servise. Değil mi? Yani onlar veri tabanına, onu demek istediğiniz. Onlar veri tabanına gidecek. Fakat burada bu arkadaş ya servise gidecek ya BLL'e. O altyapıyı nasıl sağlayacağım? Ya servise gidecek ya BLL'e gidecek. Controller'da abi. Efendim? Controller'da sağlamayacağım yani. Controller'da sağlayacağız. Güzel. Ama modelde burada controller'ın hangi çünkü controller'ın hangi aksiyonu çağıracağına karar vermemiz gerekiyor. Gelin basit yapalım. Bağımlılıkları çözümlemeyelim. O yüzden ben geliyorum diyorum ki product manager. Siz de yazın arkadaşlar. Servisi falan yok yani. Bu da diyor ki bana hangi servise bakıyor olsaydı interface'e bağlı. O zaman aslında interface olsa burada daha iyi olur.
Onu birazdan yapalım, olur mu? Şimdilik böyle kalsın. Bu bir MVC bir anlayalım, ondan sonra burayı ayağa kaldırırız. Bu iyi bir tasarım değil şu an ama olayı anlıyorum. Ne istiyor? Tamam, onu evet isteyeceksiniz. Bir tane daha ister. Onu da ister. Bunu da ister. Aynen, onu da ister. Onu da ister. Güzel oldu. Şimdi benim ürünleri listeleyeceğim ya arkadaşlar. Viva'na göndermem lazım. Ürünleri gönder. Yani al bunları listele demem lazım. İşte onu da şurada parametrik olarak veriyorsunuz. Diyorsun ki al sana Product Manager'ın get olu. Bu da MVC'nin M'si arkadaşlar. Modeli. Model dediğiniz nesne özellikle View'da kullanıcıya göstermeyi hedeflediğiniz sınıf anlamına gelir. Sınıf ya da işte bir tip, bir liste olabilir. Şimdi buraya gelelim. Yok, çünkü sildik ya az önce. Şimdi Create Razor View Index diyelim bir daha. Enter, enter, enter'la divin içine kadar gelin. Evet, modelimiz ne arkadaşlar? Northwind nokta. Entities product. Bunun referansı burada olmadığı için ondan yakalayamadı onu. Şöyle yapalım. Şuraya gelin arkadaşlar. Şuraya şey bulamadı da ondan. List of product. Evet, böyle yazarsak daha iyi olur. Şimdi daha iyi olur. Evet. Hani onu koyalım mı? Hani referansı çözümlesin. Anlatabildim mi? Bir şey yenilemenize gerek yok. Yok, yenilemenize gerek yok. Aynı şey. Aynısı. Ben sadece bu çözümlemeyi yapmak için onu koydum. Bakın. Şu an herkes... Tabii. Çözümleme yapıldı değil mi? Bakın burada ne diyorum? Tekrarlıyorum. Diyorum ki ben view'a ne göndereceğim? Al ürünleri, bunları listele diyorum. Dolayısıyla biz buna tekrar cümleyi baştan alacağım. Pardon, kayıda geçmişim. Dolayısıyla ben burada bakın bir model oluşturdu benim için. Benim için burada bir model oluştu. Ben de burada bu ürünü listeleme faaliyetlerine geçeceğim. Hemen div'in içine gelin. İşte buna Razor deniyor arkadaşlar. Razor syntax deniyor. For each var product in model. Modeldeki tüm ürünleri gez. Onu ekrana yazdır diyorum. Bir tane de alt alta koyayım şöyle. Evet, o zaman açabiliriz artık.
Evet, uygulamamızı başlatalım arkadaşlar. Kaçmasın o. Şöyle bomboş bir sayfayla karşılaşalım. Bunun nedeni Entity Framework Code First yaptığımız için arkadaşlar. Connection String bulamadı adam. Webconf'ye Connection String koymadık ya. Nereye gidecek? Ve hangi veri tabanına gideceğini bilmiyor. O yüzden Code First yaklaşımında adam kendisi oluşturma eğilimine giriyor. O zaman Webconf'in MVC Web UI'nin Webconf'ine gidebilir miyiz? Evet, connection string'lere bakın. Bir tane connection string oluşturmuştur. Verdiğiniz context ismiyle aynı olması gerekiyor. Northwind context diye değiştirin arkadaşlar. Northwind context. Şurası. Connection string'lerdedir tepede. Evet, onu Northwind context, yani context ismiyle aynı olmak zorunda, öyle map ediyor. Sağa doğru gidin. Data source'unuz sizin lokal SQL server'ınız var değil mi hepinizin arkadaşlar? Oraya nokta koymanız yeterli. Sizin şu data source burası var ya, initial kataloğa kadar olan kısım. Onu silip nokta koymanız yeterli. Şuraya Web. Acaba Vivian Web Config'inde mi? IES Host'un da olabilir. Tamam. Oralar tamam. Siz data source'un olduğu yerde şöyle bir şey yapmıştır sizde, buna benzer. Data source'un olduğu yerde şuna benzer. Öyle yapacağım. Evet, burada bunun yerine siz nokta koyuyorsunuz. Lokal makinenize bağlanacaksınız ya. Ondan. Evet. Initial katalog yerine sadece Northwind yazıyorsunuz. Bu hangi veri tabanı olduğu anlamına geliyor. Integrated Security yerine True yazın. Geriye kalan kısmı da silebilirsiniz arkadaşlar. Geriye kalan kısma ihtiyacımız yok. Şu görüntüyü oluşturmanız lazım. Sizde sadece bunun yerine nokta olacak. Doğru mudur? Ben de lokal SQL Server kullanmıyorum ben. Express'i kullanıyorum ben. SQL Server kurmaya gerek yok makine ya. Yani yönetim yapmıyorum sonuçta. Artık product'ın indeksini çağırdığım anda evet. Hemen entity'ye bakalım. Burada units in stock. Veri tabanında ya şey değil ya da nullable. Ondan onu biz şöyle veri tabanında bakarız. Int. Onun null olabileceği anlamına geliyor. O değer tipler null olamıyor ya. Evet. Veri tabanına bir bakalım. Units in stone şeyine, tipine. Sanırım ondan kaynaklandı.
products units in stock. O zaman byte mı? Byte olur mu? Onu integer'a set edebiliyor olması lazım. Şöyle bakalım. Yani byte olsa da byte değil de set edebilmesi lazım. Hemen bakalım. Product index miydi? Bir daha bakalım. The unit in product. Evet. Unit in stock'tan kaynaklı olarak arkadaşlar. Hemen bu product'a gelin. Evet. Zaten int 32 default değil midir? Ben de yani ezbere yaptım ama int set edemiyorum diyor. Biz gelin bunun veri tabanındaki türünü değiştirelim. Onu karşılığına şey yapamaz. Veri tabanına gelip arkadaşlar ya veri türünü değiştireceğiz ya da şey yapalım arkadaşlar. Silelim. Unit in stock'u uçuralım yani. Gerek olmasın. Gerek yok. Efendim? Unit in stock'u sildiniz mi? Product'tan. Product objesinin nesnesini açın. Product nesnesi entity'sin içindedir. Sildiniz mi? Aslında bu işe gerek hatalardan. Evet. Build edince bir iki yerde hata olur. Nedir mesela? Şurada yok mesela. Onu da silin. Bitti. Bu kadar. Bir update'in içinde kullanmışız. O kadar. Evet. Ben şimdi product.index'e bir daha geldiğim zaman ya onun veri tabanından türünü de değiştirebilirdik arkadaşlar. Integer'a çekebilirdik. Ona neden anlamadım yani. Nedenini tam ben de bilmiyorum. Bakmak lazım. Ya veri türünü değiştireceğiz ya da tam nedeni neyse onu yapacağız. Önemli değil. Geldi ürünler. Gördünüz mü? O zaman tekrar edelim arkadaşlar. Controller dediğimiz ilk URL'den isteğin alındığı ilk nokta. Sonra onun içindeki indeksi çağırıyor. Aksiyonu ise içerisine ürünleri koyarak bunu paketleyip view istiyor. Diyor ki al sana ürünleri, bana onları listele diyor. O da onun içerisinde bu for each ile, ne de olsa bu bir liste ya, for each ile geziyor. Her birini yazıyor. Reader sintaksı da C# kodu yazacaksanız neyle başlıyorsunuz o zaman arkadaşlar? At. Şu işaretle başlıyorsunuz. C# kodu olduğunu bundan anlıyor. Yoksa bunu yazmazsanız onu bir mesaj gibi görür. Yani bir yazı, düz bir yazı gibi düşünür. Tamam. Evet, ben bir durdurayım şunu.